Ulusal Kanal'dan Mutlu Günler, halkın ekonomisiyle karşınızdayız. Yine ekonomiye bakacağız. Daha doğrusu ekonominin yine genel anlamda fotoğrafını çekeceğiz. Bir başka ifadeyle de gerek ultrasonu olsun, gerek MR'ı olsun her türlü tetkikini yapacağız. Size bugün fotoğrafçı diye seslenmek istiyorum. Sayın fotoğrafçı Uğur Civelek stüdyomuza efendim. Hoş geldiniz. Neden hoş fotoğrafçı dediğimi de söyleyeyim. Siz çok güzel kareler yakalıyorsunuz. Bir fotoğraf sanatçısı edasıyla ekonomiye dair çok güzel fotoğraf kareleri yakalıyorsunuz. Ve o yakaladığınız kareler insanların önünde hakikaten ufuk açıcı oluyor. Bu yüzden size fotoğrafçı dedim. Sayın ekonomist Uğur Civelek tekrar hoş geldiniz. Bir başka ifade de şuydu. Neydi? Dedik ki ekonominin MR'ını, röntgenini, ultrasonunu her şeyini çekeceğiz. Hakikaten çekeceğiz. Bugün size çok fazla soru yöneltmeye gayret edeceğim ama izninizle bir de seyircilerimize şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Efendim sizler de programımıza interaktif olarak katılabilirsiniz. Sosyal medya hesabı üzerinden, Twitter üzerinden halkın ekonomisi başlığıyla sorularınızı Sayın Civelek'e yönlendirebilirsiniz. Sayın Civelek, geçtiğimiz gün bir açıklama yaptınız. 1 Nisan'dan sonra dolar tutulamaz dediniz. Bir fotoğraf çektiniz yine ve o fotoğraf çok konuşuldu, çok tartışıldı. Dolar hakikaten tutulamayacak mı? Şimdi o söylemin arkasında pek çok mesele var. Hı hı. Bir, Türkiye'nin seçimlere kadar oy kaybını minimumda tutmak konusunu öncelikleyerek ilerleyişi var. Burada eldeki olanaklar kısmen tüketiliyor. Hı hı. Bir de seçim sonrasına ertelenen önemli zor kararlar var. Ekonomideki uygulama muhtemelen seçim öncesindekinden farklı olacak. Hı hı. Zorunluluklar bunu gerektirecek. Birincisi bu. İkincisi siyaseten zor kararlarla tanışma söz konusu olacak. Örneğin Amerika Türkiye'yi vesayeti altında tutmak için bastıracak. Bu S-400 yeni açılım süreci çeşitlenerek gidecek. Hı hı. Eğer bir IMF süreci söz konusu olursa zaten otomatikman bunlar gündeme gelecek. Ama yok, S-400'den vazgeçilmezse, Batı ile ilişkiler gerginleşirse, ABD yaptırım sürecini ki zaten sinyallerini veriyor uygulamaya kalkarsa, o zaman bambaşka eğilimler görebiliriz. Yani Ağustos ayındaki bir ön deneme, hatırlatma niyetinde bir şoktu. 1 Nisan'dan sonra benzerlerini yaşama ihtimalimiz var. Ya bunları yaşamamak adına ülkenin kendi çıkarlarını korumaktan vazgeçilecek, bunun da içeride yaratacağı sıkıntılar var ekonomik açıdan. Ya da böyle zorlamalara boyun eğilmeyecek, ne pahasına olursa olsun ülke kendi çıkarını, kendi çıkarı doğrultusunda geleceğini belirleme yolunda gidecek. Yani bir kör düğüm var. Nisan ayında başlıyor, belirsizlikleri evet. Çok yüksek. O anlamda dedim, yani varsayıyorum ki ben, ülke kendi çıkarları doğrultusunda ilerlerse zor kararlar alıp bu durumda muhtelif baskılarla karşılaşacağız. Bunun içeride yansımaları da olacak. Peki yani ekonomiden çok siyaset öncelikli bir gündem bizi bekliyor 1 Nisan'dan sonra. Bu yaptığınız açıklama bir nevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beka vurgusuyla eşleşiyor gibi mi? Tam anlamıyla değil. Yani iktidardaki siyasi hareketin veya hı hı. Cumhur İttifakı'nın bekasıyla Türkiye'nin bekası özdeş değil. Evet. Belli konularda büyük farklar var, onu unutmamak lazım. Evet. Bugün önemli konu başlıkları belirledik. O konu başlıklarını size yönelteceğim, sorular yönelteceğim. Tekrar bir hatırlatma yapmakta fayda var. Sizler de interaktif olarak yayınımıza katılabilirsiniz. Twitter üzerinden halkın ekonomisi başlığıyla sorularınızı Sayın Civelek'e yönlendirebilirsiniz. Gün içerisinde sıcak gelişme çok sayıda yaşandı. Bunlardan birisi de Merkez Bankası'nın faizlerle ilgili kararıydı. Faiz %24'te bırakıldı. Bu ülke ekonomisinin gidişatının rayında olduğunun bir sinyali mi yoksa seçim sonrasına kadar şu faizleri biraz daha frenleyelim kararı mıydı? Şimdi bu para kurulunu biraz açalım. Nedir ne değildir? Bilmeyenler olabilir. Merkez Bankası faizler, para politikası konusunda faiz ayarlamaları için hı hı. sıkılaştırmak, gevşetmek, faizleri farklılaştırmak gibi yılda 8 defa para piyasaları kurulunu topluyor. Bugün Mart ayı toplantısı yapıldı. Saat 2'de bitti hı hı. ve bir açıklama metni yapıldı. Referans faiz olarak haftalık repo oranı kullanılıyor.
Bu Ağustos ayında %24 düzeyine çıkarılmıştı. Değişiklik yapılmamış. Bu mevcut düzeyin korunmasına devam ediliyor bir şekilde. Sıkı duruşunu koruyacağı mesajı veriliyor. Evet. Çekirdek enflasyonda enflasyon baskının ciddiyetini koruduğundan, olumlu gelişme olmasına koruduğundan bahsediliyor. Bir takım mesajlar var ince nitelikte. Şimdi biraz daha geniş açıdan bakalım. Merkez Bankası'nın dile getirmediği pek çok yönde var. Net bir şey söylemiyor ama piyasalar belki seçimden sonra faiz düşüşü bekleyen de var. Haziran'da büyük olasılıkla olur diyenler de var. Faizler gerçekten düşecek mi? Hangi koşullarda düşer? Bunu da yanıtlamak lazım bu çerçevede. Yaklaşık Eylül ayından bu yana bizim piyasalarımız biraz talimatla yönlendiriliyor. Kur baskı altına alındı. Bankalara biraz angarya salınıyor döviz satma konusunda. Kuru aşağı çekecek şekilde. Merkez Bankası Türk Lirası cinsinden uzlaşmalı döviz satımlarını artırdı. Bu kuru bir kısmen bastırdı. Faizleri de sert düşürmek için bir şeyler yapıldı. Hazine ihalelerine biraz şirket işi denilecek şekilde az borçlanıldı. Çok hiç aklı hayali gelmeyecek rakamlar konuşuldu. Faizler de devlet iş borçlanma senetlerinde sert düşürüldü. Bu piyasa koşullarında beklentilerin sonucu olarak gerçekleşmedi. Evet. Eğer beklentilerin sonucu olarak 10 yıllık faizler 15-40'a, işte 2 yıllık referans bono ihalesindeki getiriler %18'lere piyasa koşulları beklentilerin sonucu olarak gelmiş olsaydı, Merkez Bankası bu para kurulunda faiz düşürebilirdi. O gelişmeler piyasa dinamikleriyle olmadığı için, orada bırakılıp piyasanın iradesiyle kalmadığı için Merkez Bankası bunu da dile getiremez. Ama piyasa ve beklentileri bu çizgiye yaklaşana kadar, olumlu yönlü gelişme görene kadar muhtemelen beklemeyi tercih edecek. Birincisi bu. Evet. İkincisi, biraz önce girişte konuştuğumuz, yani Amerika ile aramızda büyük çıkar çatışmaları var. Bunu nasıl çözeriz? Biz kendi yolumuza gideriz, o kendi yoluna gider. Birincisi bu. İkincisi, biz onun vesayet altına gireriz. Bu sorunun da yanıtı yok. Bu sorudaki olasılıklardan biri, her birine %50 olasılık verirsek, bir tanesi ciddi yan tesirleri olabilecek bir konu. Böyle bir olasılık varken de Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi beklenemez. Evet. Yani piyasa koşullarında olsa bile o durum nedeniyle zor. Beklenecek. Yani Nisan ayı çok hareketli geçebilir. Yani yılın ikinci çeyreğe soru işareti bol, belirsizliği yüksek. Şu anlamda söylüyorum. En iyi ihtimalle bu seviyeler korunabilir. En kötü ihtimalde hiç düşünmek istemediğimiz dengesizliklerle tanışabiliriz. Evet. Bir görüntü getirmek istiyorum ekrana. Faiz açıklaması, Merkez Bankası'nın faiz ile ilgili açıklaması ile ilgili haber bir ekrana getirme izniniz olursa. Sevgili seyirciler, dedik ya, Merkez Bankası faizle ilgili kararını açıkladı, sabit tuttu, bir değişikliğe gitmedi. Ama bunun sonrasında farklı gelişmeler de yaşandı. Ve ekranımıza getirelim haberi. Faiz ekonomi ile ilgili bir derleme haber izleyeceğiz. Ardından bazı sorular yönelteceğim yine Sayın Cüveli. Merkez Bankası beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmedi ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %24 düzeyinde sabit tuttu. Karar metninde fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği vurgusu yer aldı. Enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. Beklendiği gibi faiz adımı atmayan merkezin açıklaması sonrasıysa kur sert yükseliş gösterdi. 1,5 aylık süreçte zirveyi gördü. Dolar 16 Ocak'tan beri ilk kez 5 lira 44 kuruş seviyesinin üzerine çıktı. Merkez Bankası'nın söyleminde değişikliğe gitmediğine işaret eden uzmanlar faiz indirimlerine Haziran ayında başlanacağı görüşünü dile getirdi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ise dikkat çeken bir rapor yayımladı. OECD'nin raporuna göre Türkiye'nin ekonomi senaryosu küçülme yönünde. Türk ekonomisinin 2018 yılında %2.9 büyüdüğünü tahmin eden OECD, 2019 yılında %1.8 daralma yaşandıktan sonra
2020 yılında %3.2 büyüme olacağı öngörüsünde bulundu. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Dolar kurunda bir yükseliş gözlendi. Haberde detaylı bir şekilde verdik. Dolar 16 Ocak'tan beri ilk kez 5.44 seviyesini gördü. Hatta üzerine çıktı. Bundan sonra dolardaki yükseliş devam eder mi, etmez mi? O konuda size illaki tabii ki seyircilerimizin de sorusu olacaktır ama onlardan önce ben bu soruyu yönelteyim. Bunun yanı sıra bazı uzmanlar az önce siz de belirttiniz. Haziran ayını işaret ediyor. Haziran'dan sonra bir faiz düşüşü olur mu, net olarak olur mu? Bunu bir kere daha yorumlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Zira bu bağlamda OECD'nin de bir tahmini var, bir verisi var. Bugüne kadar çeşitli veriler açıklayan OECD, yanlış değilsem eğer, siz lütfen düzeltin, isabetli atışlar yapabilen bir kurum. Yani tahminleri genellikle saygınlıkla karşılanan, doğru çıkan bir kurum. 2019 yılında %1.8 daralma bekleniyor ülke ekonomisinde. Bunları nasıl birbirine bağlayacaksınız, nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi en son OECD'den başlayayım. Hı hı. 2019 için yeni ekonomi programının öngördüğü büyüme oranı %2.3. Hı hı. O hedeflerin yakalanacağı varsımı sayımı ile Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu'nun tahmini sorunlu kredi hacmi %6'ya kadar yükselebilir. Evet. Bu verilerin iyimser olduğunu dikkate almak lazım. OECD'nin daha önce 2019 büyüme tahmini -4'müş. Hı hı. Yani %2.7'lik büyük bir fark var. Buradan şunu türetebilirsiniz. Sorunlu kredi hacminin Türkiye'de öngörülenden çok daha yüksek olduğunu varsayıyorlar. Hı. İşsizlik düşünülenden daha yüksek, enflasyon hedefini yakalamak daha sorunlu ve zor olacak. Şimdi OECD o -0.4 olan büyümeyi -1.8'e çekmiş. Bunu yorumlarsanız, Türkiye'de işsizlik daha önce düşündüğümüzden çok daha yüksek olabilir. Sorunlu kredi hacmi çok daha fazla olabilir. İş talebin yeniden canlanması çok zor. Canlandırmak için zorlamanın yan tesirleri daha yıkıcı olabilir. Evet. O büyüme tahminindeki pek çok şey daha söylenebilir. Şimdi -1.8'e çektiği zaman o zaman kur tahminlerini de herkes revize etmek zorunda kalacak. Hı hı. Faiz tahminlerini de revize etmek zorunda kalacak. Oynaklığın da daha yüksek olabileceği, belirsizlik kırılganlığın devam edeceği. O 1.8'e hepsi var. İki, finansal istikrarda risk yüksek, fiyat istikrarının tesis edilmesi daha problemli. Bakın, pozitif büyümeden uzaklaşıp negatifte daha derine gittikçe sıkıntı artar. Orada o -1.8 çok teknik bir şey. Sıradan halk bir şey anlayabilir ama daha önceki karamsardık ama şimdi çok daha karamsarız demeye getiriyorlar. İşte bu analizimiz için size ekonominin fotoğrafını çok net çeken bir isimsiniz dedim. Şimdi kura gelelim. Evet, bugün Merkez Bankası faizleri değiştirmedi. Hı hı. Kur yukarı gitti. Geçtiğimiz gün AKP kanadından düşecek denildi. Kısa vadeli. Hı hı. Merkez Bankası faizleri düşürseydi yukarı hareket normal sayılabilirdi ama değiştirmediği halde döviz talebini geciktirecek, hı hı, öteleyecek, hatta arz sağlayacak şekilde bir karar almasına, gerekçe metinde buna özen göstermesine rağmen kur niye yükseliyor? Soru bu. Soru bu. Sayıyorum sebepleri. Bir, pazartesi enflasyon rakamı sıkıntı yaratmış, beklentileri olumsuzlaştırmış. Hı hı. Tepki vermek istemeyenler para kulunu görelim ona göre demiş olabilirler. Ben talimatla yönlendirilen piyasalarda çok daha farklı sebepler olabileceğini düşünüyorum. Mesela işte yabancı bankalar ne biliyor? Yabancı yatırımcılar, yabancı fonlar. Biraz da onların gözünden bakalım. Her biri Türkiye riskini artırmadığını, başkalarının almış olabileceğini söylüyor. Kur riskine karşı hecli olduğunu söylüyor. Hı hı. Bunun anlamı şu, ellerini gizliyorlar. Alacağız deseler zaten almışlardır. Satacağız deseler zaten satmışlardır. Belli pozisyon koruyorlar, aşırı pozisyondan uzak duruyorlar. Belli bir miktar Türkiye'de riskleri var. Hı hı. Ama seçim sonrasında önlerini göremiyorlar. Şu anda talimatla piyasanın yönlendirmesine de ses çıkarmıyorlar. Niye?
seçimde oy kaybını azaltmak isteyen siyasi iradenin onların karını büyüteceğini, zararını affetmek için çaba harcayacağını bekliyorlar. Yapsınlar, nasıl olsa bizim işimize yarıyor diyorlar. Ama bu beklemenin bir sınırı var. 1 Nisan'dan önce pozisyonları hafifletmek isteyebilirler. Bugün de onlardan biri yaşanmış olabilir. Evet. Bakın, saat 14'ten sonra kurda da yukarı hareket vardı. Talimatla yönlendiren devlet iç borçlanma senedi piyasalarında da vardı. Bundan sonra bu gibi durumlara alışık olmamız lazım. Evet, en son şey faktör, olabilir. Kurda belli seviyelerin aşılmaması için talimatla direnenler patinaj yaptı. Ne zamandır? Birkaç haftadır bu oluyor. 1.30'lar aşılmasın isteniyordu. Aşıldı, 32.50'lerin üstüne yerleşti. 1.40'lar aşılmasın isteniyordu. Bugün 5.40'ların üstüne gidildi. Direnci orada önemli miktarda satılmasına rağmen. Yani bizim kırılganlığımızı tescil eden, hatırlatan şeyler yaşıyoruz. Ama bu son haftalardaki oynaklık bir şey değil. Yani son 6 ayın dalga bantını düşünürseniz, evet. 7.20 ile bu 5.10'lar arasına, bu hareketler çok önemli hareketler değil şimdilik. Ama seçim sonrasında oynaklık artabilir. Seçim öncesi her an her şey olabilir. Çok riskli bir süreç. Geçtiğimiz günlerde AKP kanadından seçim sonrası dolar 5 liraya düşecek, hatta altına düşecek gibi bir açıklama gelmişti. Şimdi sizin sözlerinizden anladığım şu ki, AKP kanadından gelen o mesaj bazı çevrelere bir sinyalmiş aslında. Daha açık söyleyeyim. Yabancıların belli pozisyonları var. Türkiye'de yeni pozisyon almıyorlar. Yani şu son 2 ayda bir takım gelişen ekonomilere sermaye gitmiş olabilir. Fed'in verdiği mesajlardan sonra Amerikan Merkez Bankası'nın. Ama Türkiye'ye pek gelmedi. Biz kendi kendimize evde oynuyoruz. İçeride kurumsal yapının fırsat buldukça, nakit akım sorunlarını hafiflettikçe kur riskini azaltması gerekiyor. Yapıyorlar. Finans dışı kesimin net döviz açık pozisyonu 197 milyar dolara gerilemiş. 200 milyar doların altında. Belli ki birileri alıyor nakit buldukça. Evet. Birilerini de satıyor olması lazım. Ve bu satanlar yabancılar değil. İçeride bir alıcı daha var. Bir mi? Birden fazla mı? Siyasi iradenin yeni ekonomi programındaki hedeflediği hedeflere pek itibar etmiyor. Tüm finans kesimi aktif şekilde bunu pazarlamaya çalışıyor. Kur tahminlerine güvenmiyor. Şu anda kurumsal ve bireysel müşteriler Ağustos ayından bu yana sürekli döviz pozisyonlarını artırıyorlar. Sistem pozisyon açıyor. Yabancılar yok. Yerleşik güvensizliğini davranışlarıyla belli ediyor. Sistem anormal, yani kontrol şekli risk alıyor. Zaten aşırı riskliydi o yakalandığımızda. Bunun böyle gitmesi mümkün değil. Şöyle özetlemek yalan. Buyurun. Devam edeyim. Buyurun. Tablo buyken kur 5'in altına gidecek mesajının ne anlamı var? Yerleşiklerin direncini kırmak, dövizden TL geçiş teşvik etmek, sistemin sırtında yüklerin konsolide olmasını engellemek için yapılan bir pazarlama bugüne kadar işe yaramadı. Evet. Şimdi buradan bir mesaj var. Siyasilerin de söylemlerini buna uygun değiştirmesi lazım. İtirafların gelmesi lazım. Yanlışlar yapıldığına dair. O itiraflar gelmiyor Türkiye'de. Bu inatlaşmadan siyasetin millete karşı kazanma şansı olmaz. Kesinlikle. Kendisi ülkemizin güzide bakanlarından birisi. Hatta geçtiğimiz gün Amerikan Başkanı'nın damadıyla da oturdu, görüştü. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'tan da açıklamalar geldi. Bazı satır başlarını sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık ama endişe etmedik, korkmadık. Endişe etmemek, korkmamak güçlü bir üretim altyapısı olursa bence mantıklı. Ama bakıyorum çiftçi zorda, hayvan üreticisi zorda, sanayici zorda, hatta turizm sektörü bile zorda. İnşaat sektörü zorda. Nasıl oldu da korkmadı ekonomi yönetimi? Valla Bakan Bey'in ruh halini bilmiyorum. Bugün Kocaeli Ticaret Sanayi Odası'nda konuşmalar yapmış galiba. Bazı satır başları not ettim. Yerel seçimler öncesinde muhtemelen bakanlar da seçimde
Cumhur İttifakı'da destek olmak için bir yerlere gidiyorlar, konuşuyorlar. Evet. Konuşmayı ben siyasi olarak değerlendiriyorum, ekonomik olarak değerlendirmiyorum. Orada verilen mesajlardan biri 318 Concorde davasının evet. düşmüş olduğu. Demek ki işler düzeliyor. Bu yönde mesajlar var. Ama şunu unutmamak lazım. Bir takım söylemlerle, baskıyla, tavsiyeyle yönlendiren bir piyasa var. Oluşan fiyatlar var. Bunların ne kadar gerçek fiyat olduğu tartışmalı. Yine baskı ile BDDK'ya, BDDK bankalara borçları yapılandırın tavsiye var. İşte hatta sorunu olan bazı firmaların bile kurtarılması için baskılar var. Normal bir süreçten geçmiyoruz. Olağan dışı bir süreçten geçiyoruz. Hatta duyumlar var. Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu bankalara kota koymuş. Kredi hacmince en az %15 oranında artacak demiş. Şimdi bu tür baskıları yaparsanız, Concorde sürecini zorlaştırırsanız, içerideki süreçlere de farklı müdahalelerle biraz parasal destek, biraz başka tür tavsiyeler, istediğiniz sonuçları alıyormuş gibi görünebilirsiniz. Bu 1 Nisan'a kadar devam edebilir. Peki 1 Nisan'dan sonra ne olacak? Şimdi ben de duyum söyleyeyim. Bakan yabancı yatırımcılara faizin atışı düşürülmesi konusunda 1 Nisan'dan sonra böyle olmayacağı mesajını vermiş. Peki böyle olmayacaksa nasıl olacak? Hiçbir şey böyle olmayacaksa düşünülen hedeflere nasıl gidilecek? Şimdi piyasa kendi iradesiyle bir yerlere gelmiyor. Farklı söyleyeyim. Şu anda şirketler, bankalar bir takım borçları yapılandırmak durumundalar. Sırf borçları evet. yapılandırsalar, enflasyonun %15-17 olacağı tahmin edildiği bir ortamda onlar bile ana para faiz yapılandırması %15 kredi arzı getirir. Eksiği olan back to back işlemlerle o hedefi yakalar. Yani şu anda kağıt üstündeki görüntüyle ekonominin gerçekleri örtüşmüyor. Evet. Ve 1 Nisan'dan sonra finansal dalgalanmaların ne tür olacağını, beklenti nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. İki, yılın ikinci çeyreğinde dünya için de soru işaretlerinin bolca olduğu bir süreç. Ben onun için ben geleceğe bakıyorum, geçmişe bakmıyorum. Geçmişe baktığımda tek kullanımlık, piyasa mekanizmasıyla ilgisi olmayan yaklaşımlarla görüntü makyajı yapıldığını, 1 Nisan'dan sonra böyle devam etmesinin mümkün olmadığını görüyorum. Onun için bu söylemler daha çok siyasi söylem olarak görüyorum. İnsanlara sakinleştirecekler, normaldir. Ama şunu bilmiyorum. Seçim sonrasında IMF ile anlaşacaklar mı? Bakın o konuda hiçbir mesaj yok. Kesinlikle IMF ile anlaşmayacaklar mı? Belirsizlik orada da var. Anlaşılırsa ne olur? Ne tür aşamalar yaşanır? Anlaşılmazsa ne olur? Esas sorular burada. Esas konuşulması gereken konu yok. Peki kısa bir araya gitsek ardından da bu soruların yanıtlarını sizden rica etsem olur mu? Olur. Peki kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Halkın Ekonomisi başlığından sizler de Twitter üzerinden sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Halkın Ekonomisi devam ediyor. Önümüzdeki süreç malum seçim süreci. Nasıl bir süreç yaşayacağız? Ekonomiye yansımaları nasıl olacak? Bunu Sayın Civele'ye sormaya devam ediyoruz. Bir hatırlatma yapalım. Sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden Halkın Ekonomisi başlığıyla siz de sorularınızı Sayın Civele'ye yöneltebilirsiniz. Esra Hanım bir soru yöneltiyor. Diyor ki seçimden sonra tahminen dolar kaça çıkabilir? Sayın Civelik bir fotoğraf çeker, rakam vermez. Ama Sayın Civeli sanırım şunu sormakta hata olmaz. Mahir Ünal'ın seçim sonrası dolar 5 liranın altına düşecek açıklaması kabul edilebilir bir açıklama mıdır? Yani hakikaten soruyu şöyle toparlamakta fayda var. Dolar ne kadar olurdan öte, dolar 5 liranın altına düşer mi diye herhalde sormakta fayda var Sayın Civelek. Şimdi finansal yönlendirmeleri bir tarafa bırakıp ekonomiye odaklanalım. Ekonomiden hareketle ekonomi ne diyor, neye ihtiyacı var, oradan bu sorulara yanıt verelim. Çünkü
yönlendirmelerin ekonomiyle ilgisi yok şu anda. Sadece şartlandırmalarla, beklentileri, olumsuz beklentileri kırmakla ilgisi var. Şimdi seçimden sonra, biraz önce ara vermeden önce IMF ile anlaşacaklar mı, anlaşmayacaklar mı? Şimdi bu ne mesaj veriyor? Bakın, IMF ile anlaşacaksanız üretimi desteklemek konusunda gerekli ve yeterli çabayı veremeyeceksiniz. Kısa vadeli ihtiyaçlara yoğunlaşacaksınız. İki, Türkiye'nin geleceği üzerindeki ABD vesayeti büyüyecek. Evet. S-400'den vazgeçeceksiniz. Açılım süreçlerini tekrar açacaksınız. Bu S-400'ün parasını dedik ama. Bakın, IMF'ye giderseniz bir tek kurlardaki yükselişi ötelersiniz bir süre için. Ama nedir? Hiç istemediğiniz başka şeylere mahkum olursunuz. Ve üretim ekonomisine geçmek de hayal olur. İki, IMF'nin peşinden yabancı sermaye gelmeyeceği için yaşayacaklarınızı katlamalı olarak ileriki yıllarda yaşarsınız. Yani IMF mesajı anlaşacağız deseler ben şöyle düşünürüm, siyasi irade demek ki S-400'den vazgeçecek. Evet. Astana sürecinden uzaklaşacak. Orta Doğu'da hiç istemedik gelişmeler olacak. Bu olumsuzluklar Türkiye'de sıçrayede sıçrayacak. Açılım süreçleri yeniden açılacak. Terörist denilenler saygın bir şekilde geri dönecek belki. O yol bu kapıların hepsini açar. Ve başkanlık rejime geçildi. O başkanlık rejimindeki tüm yetkiler IMF'nin kontrolüne geçer. Evet. Türkiye'deki siyasi yapının sonu demektir bu. Bakın bir tek şeyden, bir kurdan nereye gidiyoruz? Onun için konuştuğumuz bir tek kur değil. Değil, evet. Terse gidiyorum. Türkiye'nin ihtiyacı ne kendi geleceği? Türkiye bundan sonra ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Bir de yaptığı hataların diyetini ödemek zorunda. Mevcut kazanımları koruyayım deme lüksüne sahip değil. E o zaman üretimi desteklemek dışında hiçbir şansı yok. IMF ile anlaşırsa, bu yol kapalıysa, o zaman IMF ile Batı ile vedalaşacak. Dış politikasını da değiştirecek. Çünkü siz dış politika hiçbir şey değiştirmeden üretimi destekleyemezsiniz. Evet. Üretimin içine düştüğü durum bir sonuçtur. Güvenlik tercihlerinin, dış politika tercihlerinin, ekonomik politika tercihlerinin sonucudur bu. Bu sonuçtan memnun değilseniz buna yol açan tüm politikalarınızı değiştirmek zorundasınız. Bu ilk başlangıçta kurda, faizde yükseklik anlamına gelebilir. Alışılan yaşam standartlarından çok uzaklaşma anlamına gelebilir. Sistemde ciddi sıkıntılar yaşanması anlamına gelir 3-5 yıllığına. Dişinizi sıkıp katlanmak dışında seçeneğimiz yok. Evet. Şimdi belirsizlik derken bu ikisi arasında büyük fark var. Onun için şu anda kur tahminleri bir tek kur tahmini olmadığını bilelim. Yani ya kendi ayağa geleceğimizi kendimiz belirleyeceğiz. Bir vesayet altına girmeyeceğiz. Önceliklerimizi yeniden şekillendireceğiz. Bu önceliklere göre tüm tercihler yeniden yapılacak. Son 70 yıldan farklı bir rotada ilerleyeceğiz. Kurulacak yeni dünya düzeyinde daha saygın bir yer almak için çaba harcayacağız. Evet. Ya da birilerinin taşarını olacağız, önümüze konanla yetineceğiz, içeride birbirimizi yiyeceğiz. Şimdi sözünüzü kesmek istemiyorum. O yüzden bazı sorular bekliyorum sözünüzün bitmesini. Yani dişimizi sıkmak dediniz. Geçen programda bunu söylediniz. Ve dediniz ki sıka sıka diş kalmadı ağızda. Şimdi bu borç yükü hep vatandaşın sırtına yükleniyor. Vatandaş ezildikçe eziliyor. Yine böyle bir senaryo ile karşı karşıyayız, anladım yani. Ne bir yapacak anlamda, vatandaş? Bir anlamda. Yani... Şöyle söyleyeyim, IMF ile gitmediniz. Sürekli para basarak sorun çözemezsiniz. Kıt kaynakları çok etkin kullanmanız lazım. Önceliklerinizi çok iyi belirlemeniz lazım. O çılgın projeler dönemi, rant yaratma dönemi, o bitti. Evet. Geri gelmemek üzere bitti. Herkesin bunu kabullenmesi lazım. Kur 5'in altına iner diyenler o hayalle yanıp susuyor. Ben kimseye spekülatif para kazandırmak için kur şuraya çıkacak falan demiyorum. Ben evet. spekülatif konuşmuyorum. Ben ekonomideki eğilimlerin dikte ettiği, gerektirdiği ve dikte ettiği önceliklerin yaratacağı eğilimleri söylemeye çalışıyorum. Evet. Ki ben vatandaş eğer dövize yönelenler, üretime komisyona geçilmeyecek, Türkiye yine IMF kapısına gidecek diye düşünüyorlarsa ve bunun da sonuç vermeyeceğini doğru yapıyorlar. Çünkü o yol
daha önceki IMF programlarından hiç benzemeyen mayınlarla dolu. Evet. Vatandaşın gündemi geçim derdi. Hep yaptığım uyarı. Beka, beka, beka sorunu var. Vardır, yoktur. O benim görevim değil. O siyasilerin tartışacağı bir konu ama şu uyarıyı geçen programda yaptım. Vatandaş evine ekmek götüremezse, çoluk çocuğuna ekmek götüremezse, bakın ekmek diyorum başka bir şey demiyorum. Ne vatan sevdası kalır ne başka bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Ankara'da çiftçilerle buluştu. İsterseniz bir gelin izleyelim Cumhurbaşkanı çiftçilere neler demiş, etle ilgili neler demiş, sütle ilgili neler demiş. Ardından konuşmaya devam edelim. Sevgili seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da çiftçilerle bir araya geldi. Bazı rakamlar verdi. Aslında o rakamlar bir nevi itiraftı. Benim çiftçim güvenilirdir. Benim çiftçim inanılırdır. Aldığı krediyi zamanında gelir öder. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Beştepe'de çiftçilerle bir araya geldi. Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız. En büyük sorunun hayvancılık olduğunu söyledi Erdoğan. Ülkemizde en çok tartışılan hususlardan birisi nedir? Hayvancılıktır. Et itirafında bulundu. Çok uğraşmamıza rağmen maalesef hala vatandaşlarımıza istediğimiz seviyede uygun fiyatlardan et sunamadığımızı itiraf etmem gerekiyor. Üretim sıkıntısını da dile getirdi. Tüketimimiz üretimimizden daha fazla artmıştır. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu vurguladı. Türkiye ihracatçı olmalıdır dedi. Ham madde bakımından dışa bağımlılık söz konusudur. Bunun için işe yem ve gübre üretimini artırmakla başlamamız gerekiyor. Türkiye bu konularda ihracatçı olmalıdır. Erdoğan'ın hedefinde tarım spekülatörleri vardı. Spekülatörlerin gayesi üreticinin hakkını, hukukunu, çıkarını korumak değildir. Spekülatörlerin teröristler gibi milli güvenlik sorunu olduğunu belirtti. Tarım sektöründeki spekülatörleri tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyor ve ona göre de muamele ediyoruz. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları bu şekildeydi. İsterseniz bir iki not ekleyeyim. Haberde yer almayan bazı detayları ekleyeyim. Ardından sözü size bırakayım. Cumhurbaşkanı dedi ki ülkemizde kişi başına yıllık süt tüketimi 122 litreden 258 litreye çıktı. Kırmızı et tüketimi 6.1 kilodan 15 kiloya çıktı. Hangi eve 15 kilo et giriyor bilemiyorum. Kaç yılda buraya seviyeye çıkmış? Süre de önemli. Evet, değil mi? Bir de istatistiklerin hesaplanış yöntemleri ne kadar homojen, rakamlar ne kadar mukayese edilebilir ona da bakmak lazım. Yani senin en son verdiğin istatistiklerden bahsedeyim. Hı hı. Türkiye'ye 10 milyon turist gelirken tüketilen rakamlarla 40 milyon gelirken tüketilen rakamlar aynı olmaz. Evet. Kişi başına bölerek hesaplayamazsınız. Birçok başka faktör de var. Hı hı. Yani Türkiye Hava Yolları'nın sefer sayısı arttıkça bile değişir. Onun için o iki rakam mukayese edilebilir değil. Değil. İçeride yerleşiklerin tükettiği rakam değil son telaffuz etti. Yani vatandaşın tükettiği et sütten bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. Tabii. Ortalama kişi başına bölünen toplam tüketimden bahsediyoruz. Hı hı. Mukayese edilebilir değil, oradan başlayayım. İkincisi, biraz önce ben bir şey söyledim. IMF'li, IMS'siz. Dedim evet. Ki IMF'li giderseniz devamlı şu olur, ÜBEKOMİS'in lafta desteklersiniz, sorunların ağırlaşmasını engelleyemezsiniz. Hı hı. Tayyip Erdoğan hala yaşananlardan ders almamış bakın. Sorunu son 15 yılın genel politikalarında değil, başka yerlerde detayda arıyor. Hayır, o politikalar o kafayla devam edecekseniz, üretimde ne yaparsanız yapın, ikimisini de harcarsanız başarılı olamazsınız. Evet. O sonuçtur. Hı hı. O sonucu etkileyen politikaları değiştirmezseniz 180 derece, sonucu farklılaştıramazsınız. Eğer 2003'te önce üretim rant falan değil deseydi, dış koşullarda biz destekleseydi, üretime yatırım yapsaydık, üretimin rekabet gücünü korumaya özen gösterseydik, belki enflasyon yavaş düşerdi. Hı hı. Belki işsizlik yavaş azalırdı. Ama cari denge olmazdı. Türkiye büyük bir dış borç biriktirmezdi. Bugün bu kadar kırılgan olmazdı. Bugün tarımda bu sorunları hiç yaşamıyor olurduk. Et ihracatçısı olurduk. Evet. Diğer tarım ürünlerinde daha büyük satışlar yapardık.
sanayide çok farklı yerlere gelmiş olurduk. Ama gökdelenlerimiz olmazdı. Ama AVM'lerimiz çok daha az olurdu. Ama rant zenginleri sınırlı kalırdı. Belediye seçimlerine başka türlü gözle bu şekilde bakılmazdı. Başka bir Türkiye'yi konuşuyor olurduk. O geneli görmüyor, detayda kusur arıyor. Yanlış teşhis, bu tedavide işe yaramaz bu bakışlar. Diğer politikalar değişmeden. Buradan şunu da anlıyorum. Bakın, hiç söylemedi. Eğer tarımla sadece bu kadarı düşünüyorlarsa, genel tercihler değişmiyorsa, o zaman S-400'ü de iptal ederler. Son iki yılda mücadele ettikleri her şeyden tornistan etmek durumunda kalırlar. O zaman da üretim ekonomisini destekleme şansı olmaz. Evet. İstatistikler var. Bu arada hani gökdelenlerden bahsettiniz ya, AVM'lerden bahsettiniz, olmazdı dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir de şu ifadesi var. Bu toprakları tarım için kullanmamız lazım. Bu vatana ihanet ederiz diyor aksi halde. Şimdi 2B yasası geldi aklıma. Tarıma elverişliğini yitirmiş araziler diye mi geçiyordu bu? Ormanlık alan. Ormanlık alan vesaire. Şimdi Çanakkale'ye kadar her yerde yabancılara da toprak satışı yapıldı. Nasıl bir ihanetten bahsedebiliriz ki o zaman? Yani belediyelerde imar komisyonlarının ne kadar fazla mesai yaptığını, rant hesapları peşinde ne, hangi sınırların zorlandığını dikkate alırsak her şey ortaya çıkar. Kesinlikle. Şu KOBİ'lerle ilgili yeni bir rakam var. Bir şey daha ilave edeyim. Bundan sonra eski politikalarla devam etme niyetleri varsa da çalışmaz. Dünya kadar stok var. Onu satamıyorsanız rant hesapları da artık fiilen bitmiştir bu ülkede. Değişmek zorundasınız. Ama bunu illa direnerek, Amerika'yı yeniden keşfederek mi öğreneceğiz? Yoksa erken fark edip kıt kaynakları daha fazla israf etmekten kaçınarak rotamızı mı farklılaştıracağız? Evet. O da önemli. Belediye otobüsü bozulur, inersin, itersin, el atarsın. Ya gemi bozulduğunda vatandaş nasıl itecek gemiyi Allah aşkına? Şu anda şöyle söyleyeyim, rota değiştirmemiz lazım. Ama Türkiye dümeni kilitlenmiş, akıntıyla sürüklenen bir gemi görüntüsü veriyor. Kontrol edilemiyor. İçeridekiler her şeyi kontrol altına diyor. İçeridekileri paniklemesin diye çaba harcıyor ama sürükleniyoruz bir yerlere. Bu arada siz bu çılgın projelerden vazgeçilecek dediniz de bu o zaman rantçılara da üzücü bir haber vermiş oldunuz. İstanbul'a ikinci boğaz yapılmayacak o zaman. Kanal İstanbul projesi. Bu şartlar altında. Bu kadar stok varsa, bu kadar ciddi kaynak sıkıntısı varsa kusura bakmasınlar. Yani o konu kapanmış demektir. Birileri hala hatırlatıp nostalji yapıyor olabilir ama finansman bulunamaz. O insanlar o kadar yatırım yaptılar, arsa aldılar oralardan. İnsanlar dedim de bazı çevreler yani. Buraların fiyatı artacak. Paraları varmış ki almışlar. Ekonomide keriz silkeleme diye bir tabir var galiba. Sorular gelmeye devam ediyor. Halkın ekonomisi başlığıyla sorularınızı yöneltmeye devam edebilirsiniz sevgili seyirciler. Yani burada senin söylediğin o sıfatı şöyle söyleyeyim. Genelde borsacıların kullandığı bir deyimdir. Ama bunu şu an koşullara uymuyor. Piyasaları yukarı gitme potansiyeli varsa aşağı gidecek havası verip çalım atıp elinde olanları kapıp yukarı hareketten azam etsini kazanmaya çalışırlar. Ona söylenen bir tavır. Yani elindeki değerlenecek şeyi değeri yükselmeden birilerinin kapmaya çalıştığı bir operasyon türü. Şu anda Türkiye'de değerlenecek fazla bir şey yok. Yok. Tam tersine yüksek fiyattan allayıp mevcut fiyatlardan satabilme çabası var. Yani elinde nakiti olanları iyi kazanç vaadiyle aldatma girişimleri var. Evet. Şimdi Mahir Ünal'ın dolar 5 liranın altına düşecek açıklamasını da böyle görüyorum ben açıkçası. Evet. Yani birçok açıdan görülebilir. Yani birilerinin elinde nakiti olanı bir şekilde ikna edip onun eline risk tokalaması, elindeki nakiti alması lazım. Evet. Bunun için de bir piyasa yapmanız gerekiyorsa kur 5'in altına gidecek dersiniz. Kaba bir tabir var, yersen diye bir ifade var. Bu Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu rakamlar çok konuşuldu. Bir parantez açayım. Kurun 5'in altına gitmek üretimin bitmesi demektir. Tarımın ve sanayinin. Onu soracaktım. Tümüyle. İşsizliğin üretimde patlaması demektir. Bu ödemeler sisteminin de işlevsiz hale gelmesi demektir. Yani Türkiye'nin batması demektir. Ama kredi kartında taksit. Yani paranın değerlenmesi bu saatten sonra Türkiye'nin bekası için kötü bir şeydir. Evet.
tersini savunanlar kendi çıkarları için konuşuyorlardır. Anladım. Çok net ifade ettiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin hedef alındığı günleri yaşadık ama endişe etmedik, korkmadık demişti. Eski Merkez Bankası Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, hani tünelin sonunda ışık göründü, yok o otomobil farı vesaire diye bir tartışma yaşamıştı hatırlarsınız. Dönemin Başbakanı Erdoğan'la ilgili. Yılmaz bugün katıldığı bir radyo programında iktidarın ekonomideki sorunlarla ilgili gerçekçi bir tablo ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Ekonomide korku, inkar ve panik dönemlerinin birlikte yaşandığını kaydetti. Katılıyorum. Soru işareti, seçimden sonra bu durum değişir mi, değişmez mi? Öyle bir soru var. Bir izleyicimiz onu sormuş. Şu an ruh halini Sayın Durmuş Yılmaz çok iyi özetlemiş. Evet. Çok net ifadeler. Şunu sormak istiyorum. Şimdi halkın ekonomisi ya, biraz da halktan biri olarak şu soruyu ben izninizle sayıcılar sormak istiyorum. Ben bir aile reisiyim. Aile dediğiniz şey bir nevi holding gibi bir şey. Küçük çaplı bir holding. Yani buna daha doğrusu KOBİ desek de yeridir belki. Küçük orta boy işletme. Sonuçta ev geçindiriyorsunuz. Gelir gider tablonuz var. Borç içindesiniz. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün şunu söyledi. KOBİ'lere destek paketinin limitini 5 milyon liraya çıkartıyoruz dedi. Hemen ardından da Bankalar Birliği KOBİ değer kredisinde kullandırılabilecek azami miktarı 1,5 milyon Türk lirasından 5 milyon liraya çıkarttı. Niye? Biz de bir KOBİ'yiz. Bize niye böyle bir destek yok? KOBİ'ler bu paraları alacaklar. Ne yapacaklar? Yatırım yapacaklar mı? Üretecekler mi? Herkesin farklı ihtiyaçları var. Belki yatırım düşüneni de vardır. Ama burada yapılmaya çalışanı şöyle özetleyeyim. Biraz geriye gidelim. 2016 yılı 15 Temmuz'dan sonra bir kaotik durum yaşamıştık yine. Moraller bozuktu. Kur yükseliyordu, faizler yüksekti, riskten kaçınma eğilimi güçlüydü. Türkiye ile Batı arasındaki gerginlikler yükseliş eğilimindeydi. O dönemde sorunlu kredi hacmi patlamaya doğru gidiyordu. Nakit sıkıntısı anormalleşmişti. Bir şeyler yapmak zorunda kaldılar. BDDK kredi karşılık oranlarını düşürdü. Kredi garanti fonu devreye girdi. Kur şokunun da etkisiyle bankalar ikna oldular. Borçlar yapılandırıldı kredi garanti fonu çerçevesinde. 225. Şimdi o gün 250 milyardı. Bakıyoruz bugün 25 milyar. Bugünkü sıkıntı çok daha büyük. Kime yani yetecek? İki, siz 25'lik toplam rakamı değiştirmeden 1,5'dan 5 milyona nasıl çıkıyorsunuz? Toplam hacmi mi artırdınız? Yoksa o kadar kullanacak adam mı bulamadınız bu sıkıntıda? Hmm. Bir tuhaflıklar var. Yani detayları bilmeden ezbere konuşmak sağlıklı olmaz. Ama şu anda nakit sıkıntısı içinde olanları sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bu mesajları o çerçevede dikkate almak lazım. Evet. Çünkü çözülmemiş hala ciddi sorunlar var. Vaatlerle konkordato talepleri karşılanmıyor ve insanlar sakinleştiriliyor. Hı hı. Bankalar sakinleştiriliyor icraya gitmesinler diye. Burada bol miktarda tehdit ve teşvik var. Ama ne kadar uygulanabilir? Evet. Ayrı konu. 1 Nisan'dan sonra neler ne oranda değişir onu da yaşayıp göreceğiz. Ama sıkıntımız şu. Ben 1 Nisan'dan sonra nakit sıkıntısının yine büyüme ihtimalinin az olmadığını düşünenlerdenim. Evet. Bu arada ekonomik kriz patladı. Hani o patlamadan bahsettiniz ya, krediler, ödenemeyenler. Bu arada bir detay olarak paylaşmak istiyorum. Bazen halkımız soruyor, intihar haberleri neden televizyonda yayınlanmıyor? İşte sizin bahsettiğiniz dönemde ekonomik sebeplerle intiharlar artınca hükümette intihar haberlerinin yayınlanmasını yasakladı. Bu bilgiyi de paylaşmakta fayda görüyorum. Şunu da söyleyelim. Haberlerde birçok şeyi göremeyebilirsiniz. Ama ekonomi daraldıkça, işsizlik arttıkça, yaşam koşulları zorlaştıkça, yolsuzluk sınırının altında bir yığılma yaşandıkça intiharlar da artar, boşanmalar da artar, adi suçlar da patlar. Evet. Fiyat istikrarı, finansal istikrar giderek daha zor bulunur hale gelir. Hı hı. Yani çünkü OECD tahminine bakın.
1.8 daralma diyor. Biz hala değişen koşulları görmezden gelip 2.3 büyümeyi yakalayacağız diyoruz 2019 için. Şimdi uzaklaşıyoruz bakış açısı olarak. Şimdi rakamlara bakalım. Henüz o ilk iki ay yaşadık. Bu hafta başında enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı. Evet. Motorlu taşıt satışları açıklandı. İki, elektrik kullanım rakamları da belli. Bakıyoruz. Ya bir önceki yılın Şubat'ına göre elektrik tüketim 8% azalmış. Motorlu taşıt satışları yarı yarıya düşmüş. 2018'de doğal gaz tüketimi düşmüş Türkiye'de. İç talepte korkunç bir daralma var. Bunlar gerçekler yani. Peki bunun böyle gitmemesi nasıl mümkün olacak? Böyle gitmez de nasıl gideceği için de kaynak yaratmak lazım. Olan kaynağı da seçime kadar tüketiyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Ama seçim sürecinde HDP'nin hazineden bir yardım alması gerekiyor. Şimdi sıkıntı şurada. Dışarıdan finansman bulabilecek misin? Bulabilmek için IMF ile anlaşayım. Ama yanında ekstra bir sürü şey geliyor. Siyasi irade taşeron haline geliyor. Türkiye vesayet altına giriyor. Ondan sonrası ayrı bir konu. Siyasi tarafını bıraktım. İki, Arjantin'e bakın. IMF'nin peşinden kimse gitmiyor artık. Çünkü dünya da çok kırılgan. Artık öne düşenlerin peşinden kimse gitmiyor. Evet. Arjantin bir sene önce paraları 1 dolar 17-20 peso arasındaydı. IMF ile ilk anlaştıklarında 24'tü. Son anlaşma yaptıklarında çıktı. Aynı seviyede 1 dolar 39 peso. Hı hı. Yani 57 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. 15'i önden verildi. Yaprak kımıldamıyor. Peşinden gelen yok. İçerideki güvensizlik kırılamadı. Bu koşullarda o programın başarı şansı sıfır. Evet. Şimdi biz de IMF ile anlaşırsak sorunların çözümü olarak görülmesin. Bence iflaslar artar. İşsizlik çok daha yüksek düzeylere gider. Büyük siyasi tavizlerin verilmesi o canı çok yanan insanları öfkelendirir. İçeride sosyal sıkıntılar da yaşanabilir. Evet. IMF ile anlaşmadınız. Kaynağı nereden bulacaksınız? Yani sukuk her dışarıya ihraç etmek o kadar kolay değil. İçeride Merkez Bankası hükümet portföyünü büyütürse de bunun enflasyonda kurda baskıları olur. Evet. İki, üretici desteklemek için de belli bir enflasyon yaşamamız lazım. Evet. Bir araya gideceğiz Sayın Civelik. Ama kısaca bir yanıt isteyeceğim sizden. IMF'ye üye olan ülkeler IMF'ye bir aidat ödüyor mu? Hayır. IMF kurulduğunda ortak oldular. Üye ülkeler var. Üye olmayanlar var. Türkiye'de IMF'ye ortak ilk kuruluşunda 1945'te. Anladım. Belli bir sermaye taahhüdü olarak altın vermiş. Katılan her ülke o zaman altın verdi. Türkiye'de IMF'nin bir üyesi. Evet. Peki şimdilik teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler bir araya gideceğiz. Aranın ardından halkın ekonomisi etiketiyle Twitter üzerinden gönderdiğiniz sorularınızı da Sayın Civeli'ye sormaya başlayacağım. Halkın ekonomisi devam ediyor. Sayın Uğur Civelek ekonominin fotoğrafını çekmeye devam ediyor. Siyasiler bir fotoğraf çekiyor, halkın önüne sunuyor ama o fotoğrafın geri planında neler var? Görünmeyen, belki de şunu söylemek daha doğru olur. Gösterilmek istenilmeyen detaylar neler? Sayın Civelek işte o fotoğrafı çekiyor da önümüze koyuyor. Sayın Civelek, enflasyon rakamlarını konuşalım mı? Biraz konuşalım. Beklentilerinizi karşıladı mı? Şöyle söyleyeyim, piyasa beklentilerinin biraz altında çıkmış diyorlar. Hı hı. İşte tabii ki geniş kitleler de rakamın düştüğü söylemine itiraz ediyor. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplama yöntemine itirazları var. Bizim enflasyonumuzu ölçmüyor diye haklılık payları da var. Hı hı. Yani geniş kitlelerin yoksulluk sınırının altındaki ya da sınırında olanların enflasyonu açıklanandan çok daha yüksek. Onun evet, kenara koyalım. Kesinlikle. Beklenenden düşük çıkmasının da nasıl sağlandığı, kalıcı olup olmayacağının sorgulanması lazım. Tüketici fiyatları işte %0.16 oranında artmış Şubat ayında. Hı hı. Yıllık rakamda 19.67'ye gerilemiş. Yurt içi üretici fiyatlarında da
%0.09'luk bir artış var. Yıllık rakam %29.59 gibi bir rakam. Yani biri 30'un hemen altında, bir diğeri 20'nin hemen altında. Sanki çok ince hesaplarla ayarlanmış görüntüsü veriyor. Daha önce Şubat tahminlerinin ya birkaç puan altında. Yani 3-4 ay önceki tahminlerin 3-4 puan altında. Bu nasıl oldu? Bir, iç talep yetersizliğinin bunda katkısı var. Evet. Bunu bir kenara koyalım. İkincisi, kurları geriletmenin bir etkisi var. Ama talimatla geriletildiği için bunun seçimden sonra ne kadar kalıcı olacağını bilmiyoruz. Biri kalıcı olacağını varsayımına göre konuşuyor. Hayır, kalıcı olmama ihtimali %50'den fazla. O nedenle maliyet kökenli enflasyon yeniden kendini hissettirebilir. İki, kurların gerilemiş olmasına rağmen bakıyoruz yurt dışı, yurt içi üretici fiyatlarına. Artışı ne kadar? İmalat sahnede %0.6'lık artış var. Yani açıklananın 5,5 katı artış var. Peki nasıl düşük kalmış? Elektrik fiyatını düşürmüşüz. Su fiyatını düşürmüşüz. Oradaki gerilemeler rakamın düşük çıkmasına yardım etmiş. Seçimden sonra elektrik fiyatı ne olacak, su fiyatı ne olacak? Bunu da soruşturmak lazım. Tüketici fiyatlarında gıda ve alkol içeceklerde %1'e yakın artış var. 0.9. Yıllık artış oranı yüksek. En büyük düşüşe katkı ayakkabı ve giyimden gelmiş. Mevsimlik indirimler Mart'ta olmayacak. Yani Şubat'ta da son defa hissedilmiş. Çok fazla güven vermiyor. Belli kalemler, kuru hassas olanlarda gerilemeler var. İki, ben şöyle düşünüyorum. Nisan, 1 Nisan'dan sonra kurda yukarı hareket ihtimali var. Maliyet kökenli enflasyon oradan gelecek. İki, ayakkabı giyimi ucuzluğu olmayacak. Üç, tarımda yanlış politikalar sonucu ekilen alan azaldığı, az gübre kullanıldığı için arz daha öncekinden geçen seneye göre az olduğu için fiyatlar daha farklı yerlerde dengeye gelebilir. Tanzim satışları da muhtemelen kalkacak. Yani bir takım marketler de etiket koyuyorlar. 11 lira alış, 4.90 satış. Böyle zarına satış da olmayacak. O etki de kalkacak. Bir başka unsur, vergi oranı indirilen bir takım ürünler vardı. Uzatılmıştı. O ÖTV, KDV eski yerine gönderilecek. O da maliyet kökenli baskılar yaratacak. Yani yaklaşımlar enflasyon rakamını manipüle etmeye yönelik son 5-6 aydaki uygulamalar. Ve bu 1 Nisan sonrasında bu manipülasyon ortadan kalkacak, sürdürülemeyecek ya da öyle diyeyim. O zaman nasıl bir enflasyon rakamıyla karşılaşacağız? Samimi olmak gerekirse tahmin yapmamak yapmaktan daha iyidir. Bu faktörler yıl sonu %15 olur, 16 olur tahmincilerini offside'a çıkarır. Evet. Çok soru var. Bir başka konu. Buyurun. Sen sordun OECD 1.8'e eksi geriletmiş büyümeyi. Normalde her yılın bir üretim, tüketim, harcama yöntemiyle hesaplanır gayri safi yurt dışı hasıla. Ve her yılın fiyatı farklı olduğu için fiyat farklarının ortadan kaldırılması lazım büyümenin açığa çıkması için. Enflasyon rakamının 2 puan yüksek oluşu büyümeyi 2 puan aşağı çeker. Evet. Belli ki OECD enflasyonun söylenen seviyelere geleceğine inanmıyor. Ama şimdi bir karmaşa var. Sayın Bakanımız Albayrak 2019 yılı enflasyonu hedefimizin altında gerçekleşecek dedi. ÖTV kürk ve kürk ürünlerinde de ÖTV sıfırlandı. Şimdi bu yıl için manzara. Mali sektörün durumu daha kırılgan olacak. Kamu gelir tahsilatında ve tahakkukunda ciddi daralmalar nedeniyle daha kırılgan olacak. Özel sektör iç pazar daralması, dış satımda yeni pazarlar bulamaması nedeniyle daha kırılgan olacak. Nasıl olacak? Hadi bizde işler bu kadar kötü. Doğru ya doğru. Ülkede ekonomi kötü. Dünya genelinde nasıl? Mesela Amerika'dan bir açıklama var. Amerikan Ticaret Bakanlığı dış ticaret açığı 2018'de 621 milyar dolar oldu dedi. Sayın Albayrak da bugün 2018 hedefi itibariyle 27.6 milyar seviyesine geriledi cari işlemler açığı dedi. Dünyada bir daralma var mı? Varsa Türkiye'ye nasıl yansır ülke ekonomisine? Şimdi dünyada bir durgunlaşma eğilimi var. Özellikle gelişen ekonomilerde. Bu nereden kaynaklanıyor? Bir, zaten 2013'te açıklanan Fed'in bir normalleşme takvimi vardı.
Aradan 5 yıl geçti. Artık faiz artışları da hızlanmıştı. 3, bir Amerika'nın politikaları, ticaret savaşları, ödemeler sistemi üzerinden yaptırımlar gibi tehditkar tavırlarla sonuç almaya çalışan yaklaşımı da pek çok yeri ürküttü. Doğrudan yatırımlarda ciddi daralmalar var dünya genelinde. Sıcak para akımlarında da zayıflama var. Daha önce alınmış pozisyonlar da kapatılmaya çalışıyor. Varlık değerleri de mevcut düzeylerini korumakta zorlanıyor. Bir durgunlaşma gelişen ekonomilerde var. Mesela Çin %6'nın üzerinde büyümeyi tutmaya çalışıyor. Önlem üstüne önlem alıyor ekonomiyi destekleme yönünde. Avrupa'ya bakıyorsunuz yeniden durgunluğa doğru sürükleniyor. Sert olmaması için çaba harcıyor. Avrupa Merkez Bankası yeni parasal litro ihalelerine başlayacak muhtemelen. Özel sektöre kaynak aktarımı üzerine. İngiltere ne yapacağını bilmiyor. Yani şu anda Avrupa durgunlaşıyor. En önemli pazar. Amerika'da ısınmayla sınırında durgunlaşıyor mu yoksa daha ısınacak mı? Soru işaretleri var, göreceğiz. Ama şu var. Korumacı eğilimlerin çantası bir kere açıldı. Çin'le ABD uzlaşma yönünde mesaj veriyorlar. Yani biraz zaman tanınacak. Ateşkesin süresi bir iki ay uzatılacak belki. Verilen sözlerin de ben tutulabileceği konusunda çok fazla inanmıyorum. Dünya olağan dış koşullardan geçerken sözlerin tutulama oranı yüksek olur. Ama Çin'i biraz sepneye aldıktan, bir tım tavizler kubadından sonra sıra Avrupa'ya gelecek. Muhtemelen bu Avrupa'daki durgunluğu belki pekiştirecek bir unsur. Evet. Avrupa'da daha farklı sıkıntılar da yaşanabilir. Yeni arayışlar gündeme gelebilir. Avrupa'da durgun. Şimdi dünyanın önemli pazarları durgunluğa gidiyorsa, uluslararası ticarette daralma beklentisi varsa, o zaman soru işareti çoktur. Güven liman arayışı etkili olmaya devam eder. Bir de bilmediğimiz konu şu, Venezuela'da ne olacak? Hı hı. Latin Amerika'da etki tepki, yeni sıkıntılar, sosyal çalkantılar yaşanacak mı? İran yaptırımları Nisan sonunda süre doluyor. Ondan sonra ne yaşanacak? Bu olumsuzlukların hiçbir yerine dikkate almadan, görmezden gelerek hayal alemine dalıp kitleri yönlendirmeye çalışmanın bir sonu var. O sona çok yaklaştık. Evet. O son yaklaşıyor. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz son. Çok tartışılan konulardan biri. Suriye'de bir savaş var. Yıllardır devam eden bir savaş. Tabii o savaşa rağmen Suriye ekonomisi hala güçlü. O ayrı bir konu. O ayrı bir tartışma konusu ama Suriye'deki o savaştan kaçıp ülkemize sığınan insanlar var. Ve Türkiye'nin bunları harcadığı bir para var. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Rusya ziyaretinde 35 milyar dolar öz kaynaklarımızdan Suriyelilere 35 milyar dolar harcadık dedi. Ana muhalefet lideri bu konu üzerinde tepinmeye başlayınca, nereden buldun bu 35 milyar doları diye sormaya başlayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Sinop'ta yapmış olduğu mitingde dedi ki biz özel bir şekilde formüle ettik, hazineye bir yükü yok. Özel bir şekilde formüle ettik, formüle etmeye de devam ediyoruz. Bu 35 milyar doları böyle sağladık dedi. Ama o formülün ne olduğunu açıklamadı. Sizin bir öngörünüz var mı? Nasıl bir formül? Şimdi özel bir bilgiyi aktararak başlayayım. Türkiye bu göçmen sürecinde Avrupa ile bazı anlaşmalar yaptı. 3 milyar euro para gelecekti. Sonra Davutoğlu'nun döneminde bir 3 milyar euro daha konuşulur oldu. Soru işareti net bilmiyoruz. Bu paralardan ne kadarı geldi? Niye devamı gelmedi? Buradan başlayalım. 1.7 milyar euro para gelmiş. Devamının ödenmesi için Avrupa Birliği'nin temsilcileri geliyor. Nereye harcadınız diye geliyor, şey yapıyorlar. Dokümantasyonda büyük sıkıntı var. Harcadık denilen paraların belgesi yok. Onlar da yani adrese gideceğinden emin olmadıkları için paranın devamı gelmiyor. Şimdi sen 35 milyarlar dedin. Ben gerçek rakam 35 milyarlar mıdır? Soru işareti. Bilmiyoruz. Yani nerelere harcadınız? Bir rakam, alt detay verin. Bu şişirilmiş rakam olmasın. O şişen farklılık özel ceplere gitmesin. Yani sonuçta bu millet ödüyorsa da bunu Suriyeliler için ödüyor. Birileri zengin olsun diye ödemiyor. Şüpheyi ortadan kaldırmak lazım. Birincisi bu. Siz dünyadan destek toplayabilmek için biz bu boyumuzla bu kadar sıkı teşvik ediyoruz. Siz de fedakarlık yapın diye bu rakamı söyleyebilirsiniz. Ama bunu kanıtlamanız lazım.
dokümante etmeniz, şeffaf olmanız lazım bu konuda. Olamıyorsanız, devamlı getiremiyorsanız sözünüzün ağırlığı kalmaz. Muhtemelen evet bunlar hazine, bütçeden karşılanmıyor. Hazinede değil. Peki nereden ödedik biz bunu? İşsizlik fonundan mı ödedik? Peki meclisiniz olmadan nasıl ödenir? Başka bir fonda ödediysek nasıl oldu bu iş? Yani burası eğer bir hukuk devleti ise her şeyin abuntir ödemeleri açık şeffaf olması lazım. Niye değil? Bunun hesabını vermek durumunda iktidar. Ve vermekten kaçınıyor. Özel formülün ne olduğu sır gibi saklanıyor. İzniniz olursa sorulara geçmek istiyorum. Süremiz de daralıyor. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2318 firma Konkordato'dan çıktı dedi ama bu açıklamayı yaptığı zamanlarda da ilginç bir olay vardı. Türkiye'nin dev araç kiralama şirketlerinden biri iflas etti. 26 bin otomobili icradan satışa çıkarıldı. Tansel Bey diyor ki, icradan yarı fiyatına satılacak arabalar sıfır ve ikinci el araba satışını etkileyecek mi, etkiler mi diye soruyor. Şimdi bir, kur nedeniyle yeni araçlar çok pahalı. İnsanların satın alma gücü de zayıflıyor. Yani satın alma gücü değişmemiş olsa fiyata intibak süresi sonrasında belki talep artar diyebilirim. Evet. Bir intibak süresi var, bu geçmedi. İki, Türkiye'de satın alma gücünde belirgin düşüş var. Onun için görünür gelecekte ben talebin artışını beklemiyorum. Evet, talep daralırken bu ek sıkıntı yaratır. Talebin daha da daralmasına sebep olabilir. Çünkü nedir? Fiyat daha düşecekse insanlar daha düşük fiyata bir an önce satayım telaşına girer. Almayı düşünenler de nakitte kalmak daha iyi, bekledikçe daha ucuz alma şansım oluyorum diye almaktan vazgeçer, öteler kararını. Evet. Bir üçüncü unsur, kur yükselecekse tamamlayıcı ürün, akaryakıt, diğer bakım, sigorta hepsinin fiyatı yükselecektir. Ya almasam daha mı iyi diye düşünenlerin sayısı da artacaktır. Yani kur yükseldikçe araba Türkiye için lükse dönüşür. Evet. Bu değnek iki ucu da. Haber Marmara, ekonomi bozuk söylemleri yerine vatandaşı tasarruf etmeye, milli paramız TL'ye güvenmeye çalışsak, bankalardaki 180 milyar dolar ekonomiye girse nasıl olur Sayın Cevelek diye soruyor efendim. Kendileri de haber yapacaklar sizin söylediğiniz üzerine. Şimdi bizim zaten söylediklerimizin hepsinin amacı aman hesapsızca tüketmeyin, ayağınızı yorganına göre uzatın. Ülke için tasarruf önemli. Evet. Geliri artırmak için de üretime yönelmemiz, katma değer yaratmamız lazım. Ülkedeki tüm politikaların da bunu destekleyecek şekilde seferber olup değişmesi lazım. Bu yapılmadan da tüketimde ketumluktan, yatırım eğilimindeki zayıflıktan vazgeçmemek lazım. Evet. Yani şu anda ülkede işsizlik azalsın, yatırım yapılsın ben de isterim. Ama o yatırım batacaksa ve pek çok şeyi mağdur edecekse daha fazla insanın, yapılmasın. Evet. Kaynak israf edilmesin. Süremizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Soruları seri bir şekilde peş peşe yönelteyim. Ben de kısa yanıtlar vereyim. Okuyabildiğim kadarıyla. Ahmet Durmuş Bey diyor ki, kur artışının nedeni bugün yapılan Amerika'nın yaptırım açıklamaları olabilir mi? Böyle bir soru yöneltiyor. Sayın Zihniye Ergün de bir soru yöneltiyor. Sayın Cevelek, seçimden sonrası için büyüme konusunda ne düşünüyor? Açıklamıştı ama tekrar sorabilir miyim? Çünkü küçülen maaşlarımız daha da ufalacak sanırım diye soruyor. EYT çok önemli bir sorun. Ülkenin kanayan yaralarından birisi malum IMF'nin dayatması. EYT'li Selim Doğan Bey diyor ki, EYT yasasının çıkmaması IMF ile anlaşma hazırlıklarından dolayı mıdır diye soruyor. Bankaların batma durumu var mı? Bir başka sorusu. Fırat Gül, IMF'si senaryoyu açar mısınız, nasıl toplarız diye soruyor. Çok sayıda soru var. Kayhan Demirci, Uğur Bey'e sorar mısınız? Faiz yüksek olursa enflasyon yüksek olur diyenler, faiz yüksekken enflasyon düşüyor diye başarı hikayeleri anlatıyorlar diyor. Bir iki tane daha yönlendirin. Tabii nasıl aklınızda tutacaksınız, o da var. Seyircilerimizin de hatırı kalmasın diyorum. Kurdan başlayalım. Şu anda Amerika ile S-400 gerginliğimiz var. Ziyaret trafiği arttı. Seçim öncesinde siyasi irade seçime kadar olan dönemde topu taca atıp oyalamaya çalışacaktır. Onlar da seçimden önce istedikleri sonucu almak için bastırıyorlar. Evet. Ve tehdit dozunu da ucunu göstererek, basına da yansıtarak
yükseltiyorlar yaptırım tehditleri. Yani Türkiye eğer S-400'den geri adım atmazsa oraya takılmış durumdalar. Orası çünkü geri adım attırırlarsa diğer her şeyi kabul etme yoluna girecekler diye varsayıyor. Türkiye'yi işte Rusya'dan, İran'dan uzaklaştıracaklar. Orta Doğu'da hamlelerini farklılaştıracaklar. Zincirleme gelecek. Ve başkanlık rejimindeki ekonomik etkileri de IMF üstünden hepsini kendi kontrollerine alacaklar. Evet. Bu Türkiye'deki bir dönemin sonuna getirecek bir unsur. S-400 kırılma yeri. Evet. Şimdi yabancı yatırımcılar Türkiye'de pozisyon olan da bekliyor. Ankara S-400 konusunda sabırla bir yere geliyor. Amerika ses tonunu yükseltmeye, ilk yaptırımı açıklamaya başladığı anda Ağustos'takine benzer sıkıntı yaşanabilir. Evet. Türkiye'nin buna cevabı ne olur bilmiyoruz. Hı. Aynı yöntemle mücadele edemez. Yani son 6 aydaki yöntemle. Evet. Son bir dakikamızın içerisindeyiz. Mustafa Selim bir şey söyleyeceksiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar evet. dediniz. Şu anda ekonomi yönetimi IMF ile de muhtemelen teması var. Her olasılığa açık. Herkese farklı bir şeyler söyleniyor. Yabancı yatırımcılarla da temas kuruluyor. Borç alabilmek için ne söylenmesi gerekirse o söyleniyor. Oy kaybını bir de tutabilir ki bunlardan hepsi doğru değil. Birileri tutulmayacak. Hı hı. Bunu 1 Nisan'dan sonra taksit taksit öğrenme şansımız olacak. Emeklilikte yaşa takılanların durumu da biraz öyle. Yani bu insanlar yıllar boyu prim ödemiş. Prim gün sayısını doldurmuş. Hı hı. Ama sırf 1-2 yıl yaş haddine takıldığı için emekli olamıyor. Bunun düzeltilmesini istiyor. Bunun bir formülü olabilir. Yani maaşları belki 2 yıl sonra alacaklarından daha düşük olarak üretilebilir. Çünkü bu insanların belli hakkı var. Belki 2 yıl bekleyecek durumları yok. Yani değişik uygulamalar yapılabilir. Yani haksız bir şey istemiyorlar. Evet. Ama mevcut yasalara göre hak edilmemiş. Biraz da şu var. 1 Nisan'dan sonra sosyal güvenlik yasasında haklarla ilgili bütçedeki yükün artmasını önlemek için çok daha radikal, bugüne kadar hiç telaffuz edilmemiş yeni önlemler gelebilir mi? Gelmesi gerekebilir de bunun sosyal sarsıntılar yaratma ihtimali de yüksek. Bu tür şeylerden bugüne kadar kaçınıldı. Bundan sonra nasıl olur? Yine soru işareti. Evet, yani net bir yanıt vermek kolay değil. Çünkü 1 Nisan sonrası belirsizlik hiç düşünemediğimiz oranda yüksek. Evet. Sürenin sonuna geldik ama bir iki soruyu da hemen okuyayım. En azından önümüzdeki program için yanıt verirsiniz. Mustafa Selim Bey, Atilla Yeşilada Türkiye'nin tek çaresi IMF diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Orhan Koray Bey diyor ki, Uğur Hocam iyi akşamlar. Orta direkt birikimini bu finansal ortamda nasıl koruyabilir? Remzi Bey diyor ki ülkemizdeki vergi adaletsizliği konusunda Sayın Cüvelik bizi aydınlatırsa seviniriz diyor. Çok sayıda soru var yetiştiremedik tabii yani ki. Yani haftaya veriyor ama tek bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kısa vade açısından bakarsanız Atilla Yeşil'de haklı olabilir. Hı hı. Ama orta vade açısından IMF Türkiye'nin çözümü değil. O yola girdiğiniz zaman IMF ödemeler sistemine hassastır. Üretim ekonomisine geçemezsiniz, politikalarınızı değiştiremezsiniz. 70 yılda nasıl istediğinizin tersine gittiyseniz yine öyle gitmeye devam edersiniz. Sonra acı gerçekle daha ağır faturalarla yeniden tanışırsınız. Evet. Faturalar önümüzde, Sayın Cüvelik bunu söylüyor. Önümüzde çok ağır, çok acı faturalar gelecek gibi gözüküyor 1 Nisan'dan sonra. Belki de direkt 1 Nisan'da. Sayın Cüvelik çok teşekkür ediyorum. Güzel. Yine bizi aydınlattınız. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ederim. Halkın ekonomisinin sonuna geldik. Mutlu günler geçirmenizi dileyelim.